Her şeyin bir sonu var. Evrenin de olacak. Ama nasıl ki her birimiz yaşam stilimize göre farklı şekillerde ölüyoruz, evrenin de ölümü ömründe olan bitene bağlı olarak çok farklı biçimlerde olabilir. Ve biz kendi ölümümüz sonrasında ne olacağını merak ediyoruz ama asıl evrenin ölümünden sonra ne olacağı bilimsel açıdan çok daha ilgi çekici. Bugün sizinle ölüm yatağındaki evrene bir bakış atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları Patreon, Kreosus ve YouTube destekçileri sayesinde mümkün oluyor. Eğer siz de öğrendiklerinizi faydalı buluyorsanız ve Türkiye'de bilim iletişiminin büyümesine katkı sağlamak isterseniz, sabit yorumdaki bağlantıları kullanarak destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Öncelikle evrenin neden yok olacağını düşündüğümüzü merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü genelde evrenin başlangıcı noktasında bazı soru işaretleri olsa da, hani işte nereden geldi, nasıl başladı, öncesinde ne vardı falan filan, birçoğumuz için evren sanki sonsuza kadar var olabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Hani ezeli olup olmadığı kısmı tamam ama ebedi bir şey olması gerekiyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama daha önceki videolarda da konuştuğumuz evren modelleri ışığında, eğer ki evren var olan her şeyi kapsıyorsa, o zaman bu evren dediğimiz şey entropik olarak kapalı bir sistem olmalı. Yani evrenin dışı diye bir şey olmamalı. Çünkü olsaydı o da evrenin bir parçası olurdu. Hiçlikle ilgili videomuzu hatırlayın. Dolayısıyla evrene madde ve enerji girişi veya çıkışı da olmamalı. Bu şartlar altında eğer ki entropi yasaları evrenselse, yani mesela çoklu evrenlerin olduğu bir model bile hayal etsek, entropi sadece bizim evrenimizde olan bir şey değil de bütün evrenleri kapsayan bir yasaysa, o zaman bu kapalı sistem içinde entropi daima artmak zorunda. Entropinin bilimde tam olarak nasıl tanımlandığını da daha önceden konuşmuştuk. O videoyu mutlaka izlemelisiniz. Ama konumuz açısından entropinin sürekli artmasının önemi şu: entropi arttıkça sistem giderek düzensizleşiyor ve her bir parçasında iş yapabilecek enerji giderek azalıyor. Bu süreci geleceğe doğru takip ettiğimizde bir noktada evrenin entropisinin alabileceği maksimum değere ulaştığını görüyoruz. İşte hiçbir işin yapılamadığı bu absürt duruma termodinamik denge hali diyoruz ve bu bize evrenin potansiyel ölüm senaryolarından ilkini veriyor. Büyük donma. Buna aynı zamanda evrenin ısıl ölümü de deniyor. Çünkü maksimum entropi noktasında evrende her şey birbiriyle eşit sıcaklığa ve yaklaşık olarak 0 Kelvin'e, yani -273 santigrat dereceye düşmüş olacak. Her şeyin sıcaklığı eşit olduğundan ve her şey evrenin genişlemesi dolayısıyla birbirinden çok uzak noktalara savrulmuş olacağından, bunlar arasında enerji transferi de yapılamamaya başlayacak. Enerji transferi yoksa iş de yok. İş yoksa yeni yapılar da yok. Günümüzden birkaç yüz trilyon yıl sonra doğan son yıldızlarda yakıtlarını tamamen tüketerek ölecek. Gezegenlerin çekirdekleri tamamen soğuyup katılaşmış olacak ve hiçbir gezegen üzerinde enerji transferi yapılamaz hale gelecek. Dolayısıyla canlılık namına ne varsa hepsi sonsuza dek yok olacak. Bunun sonucunda evren uçsuz bucaksız bir nötron yıldızı ve kara delik mezarlığına dönecek ve evrenin şu anki yaşının katrilyon kere katrilyon kere katrilyonlarca katı boyunca ölü bir yer olarak kalacak. Bu süreçte kara delikler Hawking ışıması dolayısıyla yavaş yavaş sönecekler ve nihayet onlar da yok olacaklar. Bana kalırsa evren için en hüzünlü gidiş yollarından biri bu. Sessiz, soğuk, yalnız. Ama şaşırtıcı bir şekilde Poincaré yineleme teoremi çerçevesinde bir ihtimal bu sonsuz ölüm ve hiçbir şey olmazlık hali içinden yepyeni evrenler doğabilir. Ama bu bir başka videonun konusu. Bu tür videoları kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ne var ki büyük donma veya evrenin ısıl ölümü senaryosu herkesi tatmin etmiyor. Çünkü Max Planck gibi büyük fizikçiler evrenin toplam entropisi diye bir şeyden söz edilemeyeceğini ileri sürüyorlar. Çünkü biz yerel olarak gözlemleyebileceğimiz sistemler üzerinde
üzerinden entropiyi tanımlıyoruz ve evrenin geneline bunun uyarlanabileceğini varsayıyoruz. O nedenle az önce anlatırken entropi yasaları evrenselse dedim. Bundan emin değiliz ki. Mesela yine çok önemli bir fizikçi olan Laszlo Tissa denge halinde olmayan izole sistemlerin entropisinden söz edemeyeceğimize dikkat çekiyor. Ki evren de denge halinde olmayan izole bir sistem. Ve bu devasa sistemin tamamının entropik durumunu net olarak tespit etmek de çok zor. Mesela kütle çekimi evrenin entropisine en çok etki eden unsurlardan biri. Size entropi videosunda evrenin entropisinin çok büyük bir kısmının kara deliklerden kaynaklandığını söylemiştim. Bu ne demek? Şöyle izah edeyim. Evrenlerin de doğal seçilim yoluyla evrimleşebileceğini savunan büyük fizikçi Lee Smolin, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler gibi kütle çekimiyle bir arada tutulan sistemlerin özgül ısısının negatif değerlere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu kavramı fizikçiler ve mühendisler iyi bilirler. Diğer izleyicilerimiz de özgül ısı veya onunla çok yakından ilişkili olan ısı kapasitesi kavramını lise kimyasından hatırlıyor olabilirler. Hani bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için ne kadar enerji vermeniz gerektiğini hesaplarken kullandığınız Q eşittir mc delta t formülü vardı ya, hatırladınız mı? Hah, işte oradaki c parametresi fizikte çok önemli bir parametre. Ve dikkat ederseniz o sayı hep pozitif. Hani uranyumda 0.116 kadar küçük değerler alsa da hiçbir zaman negatif olmuyor. Sanıyor olabilirsiniz ama işte kütle çekimiyle bir arada tutulan galaksiler veya yapay uydular ile dünyanın oluşturduğu kütle çekimsel sistemler negatif özgül ısı değerlerine sahip olabiliyor. Zaten o yüzden enerjisini kaybeden ve dolayısıyla yörüngesinde döndüğü dünyaya giderek yaklaşan uydular enerjisini kaybeden cisimlerden beklediğimiz gibi yavaşlayıp soğumuyorlar. Tam tersine giderek hızlanıyorlar ve ısınıyorlar. İşte oradaki zıt ilişki negatif bir özgül ısı değerine karşılık geliyor. Ve Smolin'in söylediğine göre bu tür sistemler zaman içinde homojen bir denge haline doğru evrimleşmiyor. Tam tersine giderek daha düzenli ve heterojen sistemlere evrimleşiyorlar. Dolayısıyla bunu savunan fizikçiler evrenin asla ısıl ölüme ulaşamayacağını söylüyorlar. Böyle bir evrende ne olurdu dersiniz? Evren giderek hızlanan bir şekilde genişledikçe şu anda gördüğümüz galaksilerin tamamı bizden ve birbirlerinden ışık hızından hızlı uzaklaşmaya başlarlardı. Böyle bir evrende baktığımız her yer kapkaranlık olurdu. Çünkü bizden ışık hızından hızlı uzaklaşan hiçbir galaksinin ışığı bize ulaşamazdı. Yani önceki videolarda öğrendiklerimize bağlarsak olay ufkumuz birden ıssızlaşırdı. Yani bu tür bir ölüm sadece soğuk olmakla kalmazdı. Aynı zamanda inanılmaz yalnız olurdu. Elbette evrenin sonuyla ilgili tek olasılık bu değil. Mesela evrenin şu anda karanlık enerji tarafından domine edilen bir dönemde olduğunu biliyoruz. Ve bu nedenle giderek hızlanarak yani ivmeli bir şekilde genişliyor. Bu genişleme belli bir hıza aştığında ve evren belli bir boyuta ulaştığında evrendeki uzay zaman dokusu yırtılmaya başlayarak galaksileri ve hatta atomları birbirinden ayırarak parçalayabilir ve her şeyin sona ermesine neden olabilir. İşte bu senaryoya da büyük yırtılma diyoruz. Bunun yaşanabilmesi için karanlık enerjinin fantom enerji olarak bilinen özel bir tipte olması gerekiyor ki negatif kinetik enerjiye sahip olabilsin. Bu negatif kinetik enerji evrenin zaten ivmelenen genişlemesini o kadar kısa sürede, o kadar yüksek düzeylere çıkarırdı ki evren sonlu bir sürede sonsuz bir boyuta yakınsayarak parçalanmaya başlardı. Evren zaten şu anda bile göreli olarak ışık hızını aşan hızlarda genişliyor. Ama bu ivmelenme nedeniyle lokal olarak da genişleme hızı ışık hızını aşardı ve belki komşu galaksilerimiz hariç her şey bizden müthiş hızlarla uzaklaşmaya başlardı. Bir yerden sonra atomun içindeki kuarklar bile sökülmeye başlardı ve bunlar arasındaki veri iletişimi artık dururdu. Dartmouth Koleji'nden Robert Caldwell ve ekibinin yaptığı hesaplamalara göre büyük yırtılma muhtemelen bundan 22 milyar yıl kadar sonra yaşanacak. Bu vahşi olay yaşanmadan 2
200 milyon yıl kadar önce galaksiler birbirlerinden çoktan ayrılmış olacaklar. Nihai ölüme 60 milyon yıl kala galaksileri bir arada tutan kütle çekimi büyük yırtılmaya sebep olan absürt genişlemeye yenik düşecek ve böylece galaksiler parçalanmaya başlayacak. Bir süre sonra Güneş de dahil bütün yıldızların iç yapısı o kadar dengesiz hale gelecek ki büyük yırtılmadan 3 ay kadar önce Dünya da dahil bütün gezegenler yıldızlarının etrafından kopup uzay boşluğuna saçılacaklar. Son dakikalar içinde bütün yıldızlar ve gezegenler büyük yırtılmadan önceki 10^-19 saniyede ise evrendeki bütün atomlar genişleme nedeniyle parçalanacak. Bu noktada evrenin genişleme hızını ölçen Hubble sabiti sonsuza yakın sıyacağı için uzay zaman dokusunun kendisi de yırtılıp parçalanacak ve evren yok olacak. Bu evrenin en acılı ve en korkutucu ölüm senaryolarından biri. Ama bunun zıttı da mümkün. Eğer evrende yeterince çok kütle varsa ve bu kütle bir noktada evrenin genişlemesine karşı koyabilirse o zaman çok çılgın bir şey yaşanabilir. Evren tıpkı büyük patlamadan sonra durmaksızın genişlediği gibi bu defa kendi üzerine çökmeye başlayabilir. İşte buna büyük çöküş senaryosu diyoruz. Yani büyük patlamadan beri yaşanan muazzam genişlemenin tam tersi. Bazı hesaplamalara göre günümüzden 100 milyar yıl kadar sonra başlayabilecek olan bu çökmede zaman sanki geriye sarılmış gibi olurdu. Önce galaksi kümeleri birbirine yakınlaşmaya başlardı, sonrasında ise yıldızlar bir araya sıkışmaya. Bir noktada artık yıldızlar birbirine çarpmaya ve kaynaşmaya başlardı. Bu sırada büyük patlamadan 380 bin yıl kadar sonra saçılan kozmik mikrodalga artalan ışıması soğumak yerine giderek ısınmaya başlardı. Bu arka plan sıcaklığı büyük çöküşten 500 bin yıl kadar önce M tipi yıldızların sıcaklığını aşardı ve bu nedenle bu yıldızlar artık etraflarına ısı saçamamaya başlarlardı. Buna bağlı olarak kendi iç sıcaklıkları müthiş bir düzeye çıkardı ve buharlaşmaya başlarlardı. Sonrasında K tipi yıldızlar, sonra Güneş gibi G tipi yıldızlar, sonra F, A, B ve nihayet büyük çöküşten 100 bin yıl kadar önce O tipi yıldızlar da buharlaşıp yok olurdu. Son birkaç dakika içinde evrendeki sıcaklık öylesine artardı ki atom çekirdekleri parçalanarak zaten dip dibe girmiş kara deliklerin içinde kaybolup giderlerdi. Büyük çöküşün son anında evrendeki her şey ama her şey sonsuz sıcaklıkta ve sonsuz yoğunlukta bir tekilliğe dönüşürdü. Ve sonra... Ne vereyim abime? Böylesi bir tekilliğin yaratabileceği şeylerden bir tanesini biliyoruz. Yeni bir evren. Bu kadar sıcak ve yoğun bir evrende durmaksızın sanal parçacıklar yaratan kuantum köpüğün davranışları da değişiyor. Ve böyle bir durumda ışık hızı gibi parametreler farklı değerler almaya, bildiğimiz doğa yasaları farklılaşmaya ve birbirine kaynaşmaya başlıyor. Bu durum yeni parametrelere sahip bir evrenin yeniden başlamasına neden olabilir. Ve yeni bir büyük patlama ile yepyeni bir evren oluşabilir. İşte bu senaryoya büyük sıçrama deniyor. Bu günümüzdeki bazı ilginç gözlemleri de açıklamayı başarabilirdi. Mesela o büyük çöküş sırasında kara deliklerin de bir araya geleceğini söyledim ya. Şu anda ULAS J1342+0928 numarasına sahip çok yaşlı bir kara delik var. Ve yapılan hesaplamalar bu kara deliğin etrafından saçılan ışığın galaksiler arası boşluğun nötrden iyonize hale geçmesinden önce saçıldığını gösteriyor. Ki bu kara deliklerin kara delik oluşumu için gereken şartların sağlanmadığı bir zamanda oluştuğu anlamına geliyor. İşte bazı uzmanlara göre bu yaşlı kara deliklerin büyük patlamadan hemen sonra nasıl oluştuğunu açıklamak için büyük sıçramaya ihtiyacımız var. İddialarına göre bunlar aslında büyük patlamadan sonra değil, önce oluştular. Yani bizimkinden önceki bir evrende ve sonrasında büyük sıçramayı atlatıp bu evrende de varlıklarını korumayı sürdürdüler. Büyük sıçrama, döngüsel kozmoloji olarak bilinen ve hem ezeli hem ebedi olan evren modellerini kapsayan daha büyük bir grubun bir parçası. Kimine göre büyük sıçrama sadece bir kez yaşandı. Yani biz var olan ikinci evrenin içindeyiz. Kimine göre ise bu sürekli yaşanıyor. Yani bir büyük patlamayla yeni bir evren oluşuyor, genişliyor, büyük çökme ile tekilliğe dönüyor, o noktada bir büyük sıçrama yaşanıyor ve bir sonraki büyük patlamaya sebep oluyor. Böylece evren bir yoyo gibi sürekli bir var oluyor, bir yok oluyor. Her seferinde başka parametrelerle doğduğu için kimi zaman ömrü çok daha kısa oluyor,
kimi zamansa çok daha uzun, kimi zaman farklı türden doğa yasaları oluşuyor, kimi zamansa bambaşka görünümlü yapılar. Ne var ki kuantum alan teorisi büyük sıçrama ihtimalini büyük oranda elemiş gibi gözüküyor. Ama bu döngüsel kozmolojinin sonu değil. Çünkü bu alanda çok ilginç fikirler var. Mesela benim en çok ilgimi çekenlerden biri büyük fizikçi Roger Penrose tarafından geliştirilen ve konformal döngüsel kozmoloji gibi hiç de diğerleri kadar havalı olmayan bir ismi olan çok ilginç bir teori. Buna göre evrende büyük çökme diye bir şey hiçbir zaman yaşanmayacak ve evren sürekli olarak genişlemeye devam edecek. Ama büyük yırtılma da yaşanmayacak. Bunun yerine evren tüm madde bozunana kadar ve her şey ışığa dönüşene kadar genişlemeye devam edecek. O noktada evrende artık zaman ve mekan ölçüsü kalmayacak. Tıpkı büyük patlama anında olduğu gibi. Yani bir evrenin sonu diğer evrenin veya evrenlerin başı olacak. Ama o ilk evren henüz yok olmadan yeni evrenler doğuracak. Gerçekten şairane bir teori. Bunun bir benzeri bir felaket senaryosu olarak önerildi. Ve özellikle de Higgs bozonunun keşfinden sonra epey popülerlik kazandı. Buna göre evrenimiz şu anda sahte vakum olarak bilinen bir vakum halinde. Vakumun ne olduğunu daha önceden hiçlik nedir videosunda anlatmıştım. Bu sahte vakumu da size bir başka videoda daha detaylıca anlatırım. Ama şimdilik şunu bilin yeter. Eğer evren olabileceği en düşük enerji seviyesindeyse o zaman gerçek vakum olduğunu söyleyebiliriz ve bu durumda bu sahte vakumdan falan bahsetmemize de gerek kalmaz. Ama ola ki evren alabileceği minimum enerji seviyesinin üzerinde bir enerji seviyesine sahipse o zaman sahte vakum demektir. Sahte vakumda fiziksel anlamda gerçek vakum gibi dengeli bir hal ama olabilecek en dengeli hal değil. Yani bir meta denge hali ve bu denge halinin korunması çok önemli. Çünkü mesela elektromanyetik kuvvetle zayıf nükleer kuvveti birbirinden ayrı kuvvetler olarak tutan şey Higgs alanının varlığı ve evren bu meta denge halinden çıkıp dengesizleşirse ona bağımlı olan kuantum alanları da hızla değişerek yepyeni konfigürasyonlara girebilir. Aslında bu meta denge hali çok uzun zamanlar boyunca korunabiliyor. Ama kuantum evrenindeki olasılıklar dolayısıyla evrenin herhangi bir yerinde, bir noktada kuantum tünelleme yoluyla sahte vakum gerçek vakuma bozunabilir. Bu bozunma devasa evrenimizin ufacık bir noktasında bile yaşansa bu gerçek vakum evrenimizin içinde hızla yayılır ve önüne çıkan her şeyi parçalayarak yok ederdi. Hatta bu yok oluş sırasında evrenin temel sabitleri bile değişebilirdi. Hatta ve hatta bu duruma yönelik bazı çözümlere göre evren vakum bozulması sonucunda anında baştan sona yok olabilirdi. Düşünsenize bir an varsınız, işte hayalleriniz var, umutlarınız var, felsefi düşünceleriniz falan filan var. Çat! Bir anda her şey hiçliğe dönüşüyor. Çok acayip, çok. İşte bu senaryoya büyük höpürtü deniyor. Hani o gerçek vakumun evrenin geri kalanını höpürterek yutmasına ithafen. Böyle bir durumda ne olacağını tam olarak kestirmek zor. Bazılarına göre sahte vakum bozulmasının yaşandığı noktadan 4200 megaparsek ve üzerindeki bir uzaklıkta olanlar bu yok oluştan hiç etkilenmezlerdi. Çünkü bu mesafede uzay zaman dokusu zaten ışık hızından daha hızlı genişliyor ve dolayısıyla höpürtü de o galaksileri yakalayamazdı. Ama her türlü bunun oldukça korkutucu bir senaryo olduğu açık. Ne yazık ki evrenin bu senaryolardan tam olarak hangisiyle sonlanacağını bilmek çok zor. Çünkü bu kadar uzun zaman aralıklarında fiziksel yasaların veya fiziksel sabitlerin aynı kalıp kalmayacağı bile belirsiz. Örneğin karanlık madde ve karanlık enerji gibi şeyler var ve adlarından da anlayabileceğiniz üzere bunlar hakkında çok az şey biliyoruz. Buna karşılık karanlık enerji evrenin genişlemesinin yavaşlamasını tersine çevirecek kadar önemli bir etkiye sahip. Karanlık enerji dinamikleri bundan 4,5-5 milyar yıl önce bir kez değişti. Bunun gelecekte bir veya birkaç kez daha yaşanıp yaşanmayacağını bilmiyoruz. Mesela şu andaki hesaplarımız bunu göstermese bile gelecekte belki karanlık enerjinin baskınlığı bir sebeple ortadan kalkacak veya devreye şu anda bilemediğimiz başka şeyler girecek ve evrenin gidişatı baştan sona değişecek.
bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Şu anda evrene bakıp görebildiklerimiz ve evren hakkında şu anda bildiklerimiz açısından en olası iki senaryo büyük donma ve büyük yırtılma. Diğerleri de tamamen olasılık dışı değil. Ama evrenimiz bu şekilde genişlemeye devam ederse ya hiçbir şey yapamayacağı kadar soğuyacak ya da genişlemeye daha fazla dayanamayarak parçalanacak. İnsanlığın sonu trilyonlarca yıl sonrasını görecek kadar varlığını koruyabilir mi bilmek zor. Muhtemelen hayır. Ama belki de o günlere kadar var olamayacak olmamız o kadar da kötü bir şey değildir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.